Sözcü Televizyon'un YouTube kanalından merhaba, ben Gözde Güven Arslan. Bugün sizlere vizyonun en yeni filmi Cem Karaca'nın gözyaşlarını anlatacağım. 2004 yılında 58 yaşındayken kaybettiğimiz Anadolu rock müziğinin efsane isminin hayat hikayesi bu. Altmışlı yılların başında rock'n'roll sevdasıyla başlıyor müzik yolculuğuna. Sanatçı bir anne babanın çocuğu. Annesi Toto Karaca en büyük destekçisi. Babası Mehmet Karaca'nın ise oğluyla ilgili bambaşka idealleri var. Öyle ki babası Cem Karaca'nın müzisyen olmasını engellemek için konserlerinde adam tutup oğlunu yuvalatmış. Sizin bir oğlunuz var, Cem Karaca. Evet. Neden onun şarkıcı olmasını istemediniz? Hep mani oldunuz. Ben oğlumun harciyeci olmasın istiyor. Ya ben ağzımla kuş tutsam beni dinliyor babam. İçerisi yıkılıyor. 10.000 kişi içeride Cem Cem diye bağırıyor. Ben babam beğensin istiyorum. Cem Karaca'yı canlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu da tıpkı onun gibi İstanbul Bakırköy'de doğup büyümüş. Cem Karaca benim çocukluk kahramanımdı diyor. İşte bu yüzden Hacıoğlu projeyi duyduğunda çok heyecanlanıyor. Rolün kendisine gelmesini çok istiyor. Ama bir başkasına gidiyor teklif. Erdal Beşikçioğlu'na. Fakat bir şekilde anlaşma sağlanamayınca rol Hacıoğlu'na geliyor. Oyuncu o kadar heyecanlanıyor ki hemen kampa giriyor. Yönetmen Yüksel Aksu aslında Hacıoğlu'nun sesini Cem Karaca'nın şarkılarında kullanmayı düşünmüyor. Ama İsmail Hacıoğlu öyle hevesli ki şarkıları ben okuyacağım değil mi abi diye sorduğunda yönetmen Yüksel Aksu nasıl yani sen mi okuyacaksın diye şaşırıp kalıyor. İsmail Hacıoğlu bir deneyelim diyor. Müzik direktörü Cem Öğet'le birlikte 300 saat kayıt odasına kapanıyorlar. 1974'te Cem Karaca ile Dervişan grubunu kuran müzisyen Uğur Dikmen de çalışmalara destek veriyor. İsmail Hacıoğlu şarkıları öyle bir söylüyor ki yönetmen playback'ten vazgeçiyor. Karaca'nın 40 yıllık müzik yolculuğunda kuşkusuz en zorlu dönemi darbe süreciydi. Yasaklı yıllarda ne kadar itibarsızlaştırılmaya çalışılırsa çalışılsın, ne adı ne de eserleri halkın gönlünden silinebildi. İşte film Karaca'nın çocukluğundan 1987 yılında ülkeye dönüşüne kadar geçen sürede yaşadıklarını anlatırken, aslında ülkenin sosyopolitik ahvalini ekrana taşıyor. Yönetmen Yüksel Aksu'nun da dediği gibi, bu film yalnızca bir müzisyen biyografisi değil, bir cumhuriyet biyografisi. ...1970'lerdeki müzik çalışmaları büyük kentlerde yaşanan proleterleşmeye odaklanıyordu. 12 Mart sonrası Anadolu rock giderek politikleşti. Muhalif tonu yüksek şarkılarında işçi sınıfının sorunlarına odaklanan Cem Karaca bu süreçte sol kesimin sembolü haline geldi. Ona göre rock müziği bir isyandı, dünyayı yorumlama şekliydi. Ama o dönem birlikte sahne aldığı Moğolların kurucusu Cahit Berkay, şarkıların marşlara dönüşüp politikleşmesinden endişe ediyordu. Müzikal dil konusunda yaşanan bu fikir ayrılığı yolları da ayırdı. Filmde bu detaylara ayrı bir parantez açılmış. Zaten korkulan da oluyor. Cem Karaca 1978 yılında çıkardığı 1 Mayıs plağında komünizm propagandası yapmakla suçlanıyor. Soruşturma başlatılınca da Almanya'ya yerleşiyor. Darbe sonrasındaysa vatandaşlıktan çıkarılıyor. 8 yıl sürüyor memleket hasreti. Filmin senaryo danışmanı Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca. Yıllarca hasretini çektiği babasıyla bu filmde kucaklaşıyor bir anlamda. Filmde Cem Karaca'nın gönül ilişkilerine de yer veriliyor ama hayatına giren kadınlar gölgede bırakılmış gibi geldi bana. Diyaloglar yok denecek kadar az. Cem Karaca hep mağdur, hayatına giren kadınlarsa hep yolda bırakanlar gibi yansıtılmış. Tamam, bu filmin kahramanı Cem Karaca ama hiç mi hatası yoktu? Filmdeki renk kullanımı da kimi sahnelerde fazla koyu gibi geldi bana. Bilmiyorum, belki de izlediğin perdeyle bir alakası vardır. Cem Karaca şarkıları dışında dramatizasyonu artırmak için kullanılan kimi enstrümantal şarkılar da bence biraz fazlaydı. Zaten yeterince dramatik olan sahneleri bir de bu müziklerle yüklenmek gerekli miydi bilemedim. Bakalım siz filmi izlediğinizde ne düşüneceksiniz? Ama benden size bir tavsiye, filme gidecekler mendilini hazır etsin. Efendim, şimdi aslında insanın 400 gram falan bir ağırlığı burnun üstünde taşıması hoş bir şey değil. Bir zevk değil. Evet, özel bir zevk değil. Ancak
Ben bunu çıkardığımı mesela şu anda sizinle Napolyon Bonaparte'ın arasında bir fark kalmıyor yalnız. Peki hep mi ağlayacağız? Hayır. Bu örnekte olduğu gibi Cem Karaca'nın kendine has nüktedanlığı filmin genel diline de hakim. Sadece bir dram izlemiyoruz yani. Ve tüm film boyunca Cem Karaca'lı şarkılarına doyuyoruz. İsmail Hacıoğlu'nun ses yeteneği ve oyunculuğuna hayranlık duyarak.